Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletinde bir ilköğretim okulunda düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 20'si çocuk 27 kişinin ölümü, ülkede bireysel silahlanma konusundaki tartışmaları tekrar alevlendirdi. Çoğu uzman silah satışlarının bir an önce kontrol altına alınması gerektiğini söylerken, silah satıcıları ise silah ancak kötü ellerde öldürücü bir alete dönüşür diyor. Son 2-3 olay 15-25 yaşları arasındaki erkekler tarafından yapılmış. Bu yaş grubundaki insanlar dünyanın her yerinde bir olaya karışabilir. Peki buna neden olan nedir? Kişilerdeki bu çözülmenin nedeni ne? Yani bence burada silah kontrolünden çok psikolojik sorunlar çok daha önemli. Öte yandan Connecticut'tan seçilen Demokrat Partili eski senatör Christopher Dodd da katliamın yaşandığı Newtown kasabasındaydı. Eski senatör, insanların ellerinde silahla dolaşmasının serbest olduğu bir ülkede ne kadar güvendeyiz, bir şeyleri anlamamız için ne kadar daha ders almamız lazım şeklinde konuştu. Amerika'yı yasa boğan katliamın ardından Maryland eyaletinin Baltimore kentinde ise silah yerine erzak adlı farklı bir kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında silahlarını polislere teslim eden kişilere erzak yardımı yapılıyor.